Bir dakika. Evet. Ha, yanlış anlaşılabiliriz etraftan. Hoş geldiniz. Konunuz çok güzel. Evet. Hemen giriyorum. Parayı toplum olarak nasıl tanımlıyoruz? Toplum olarak paraya pek iyi bir bakış açımız yok. Genelde kirli, suçmuş gibi, utanma, bir parayı alırken utanma hissi, bunlar oluşuyor. Aslında toplum olarak biz şu bilinci yeni yeni fark etmeye, çözmeye başlıyoruz. Şunun bilinci, toplumun bilinci tek tek, yani bireysel olarak düşüncelerimiz, duygularımız ve bakış açılarımız kolektif bilinçte bir şey oluşturuyor. Şimdi bunun bir deneyi yapılmış örneğin. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım ben de. Bir yarışma düzenliyorlar. 800 kişi katılıyor bu yarışmaya. Yarışmanın konusu şu: bir tane öküzü kemiklerini ayırıyorlar. Sadece saf etinin kaç kilo geldiğini soruyorlar 800 kişiye. Ve hiç kimse doğru cevabı veremiyor. Bunun içerisinde kasaplar da dahil hiçbiri veremiyor. Bazıları sadece yaklaşıyor. Fakat ilginç olan şu: bu cevapları toplayıp 800'e böldüklerinde doğru cevap çıkıyor. Yani bizim bireysel olarak duygu, düşünce ve tavırlarımız kolektif bilinçte aslında bir şey oluşturuyor. Bunun defalarca deneyi yapılmış ki bunu yapan belgesel kanalı da yapmış birkaç deney. Hepsinde aynı sonuç çıkıyor. Dolayısıyla biz bireysel olarak mesela işte paraya kötü, bereketsiz olduğumuza inandığımız zaman ve bunu sürekli dile getirdiğimiz ve olumsuz bunu yaydığımız zaman aslında dediğim gibi bir kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi, fakat kolektif bilinçte enerjetik olarak bize dönüşü oluyor. Evet. Parayı talep etmeyi biliyor muyuz? Parayı talep etmeyi de yeni yeni öğreniyoruz diyelim. Haksızlık etmek istemiyorum. Ülkemizi çok seviyorum. Yani ben de açıkçası bu bilgileri bilmeden önce ben de kendim bilmediğimi fark ettim. Ve aslında talep etmeyi bildikten sonra ve o yola girdikten sonra hakikaten bir şeylerin bizim artımıza çalıştığını fark etmeye başlıyoruz. Yani cümleleri iyi kurabilmek, kullanabilmek bu parayla ilgili ilişkimizde gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Fakat genel olarak ağızdan, yani topluma baktığımız zaman hep olumsuz, işte para yok. Ondan sonra bunu nasıl alacağız? Nerede olacak ki? Ya param olsa şunu yapacağım, param olsa bunu yapacağım. Fakat sistem öyle demiyor. Sistem talep et ve o para senin için oluşacak bir şekilde. Ve İste olsun. Evet, aslında bunun hep şeydir, yani örnekleri vardır hikayelerde ve geçmişte tarihimize baktığımızda, mesela işte peygamberler tarihinde baktığımızda Musa peygamberlerin Musa peygamberin hikayeleri hep bizim için bir şeydir, mesajdır. Şimdi Musa peygamber Allah ile konuşan bir peygamber ve hep kullarıyla arasında aracılık ediyor Allah'la. Ve bir gün bir adam karşısına çıkıyor. Adam kör, fakir ve çocuğu yok. Ve diyor ki, ey Musa diyor, Allah-u Teala'ya söyle benim gözüm açılsın, zenginlik istiyorum ve çocuk istiyorum diyor. Musa peygamber Allah-u Teala ile konuşuyor ve sonuç olarak gelen cevap şu: bir tane dilek hakkın varmış senin diyor. Dolayısıyla yıllar geçiyor. Yıllar sonra bu adamla tekrar karşılaşıyor Musa peygamber. Çocuğu olmuş, zengin olmuş ve gözleri açılmış. Diyor ki, sen nasıl bir talepte bulundun ki bunlar oldu? Ve o da şu şekilde söylüyor: bir talep hakkım vardı ya diyor, ben de şu şekilde dua ettim diyor. Allah'ım bana çocuğumun elinden altın tas ile su içtiğimi görmeyi nasip eyle. Aslında bir dilek ama hepsi içerisinde ve nasip oluyor. Şimdi aslında şanslıyız çünkü bu konuda çok fazla bilgi var. Yani olumlamalar var, hazır paket halinde. Çok onlara geleceğim durumunda şimdi. Da değiliz. Parayla ilgili bilinçaltı kayıtlarımız bereket aşkını engeller mi? Nasıl? Bilinçaltı kayıtlarımız belki bunun %'yi vurulsa %90'ın üzerinde bereket akışımızı engelliyor. Çünkü çok fazla bereket bilinçaltı kaydımız var. Mesela daha birkaç gün önce biriyle konuştuğumuzda diyor ki, mesela biz küçükken babam hep para yok yok derdi diyor. Halbuki bir maaşı vardı diyor. Aslında parası yok değildi diyor. Fakat bir çocuk küçüklükten beri yok 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 yok, para yok para yokla büyüdüğü zaman, büyüdüğünde bir anda var enerjisine geçemiyor. Geçemiyor. Ne dememiz lazım? Yani ne kadar varsa onu söylememiz gerekiyor. Yani çocuklarımıza bir yalandan bir dünya kurmaktan da bahsetmiyoruz. Mesela hani var neyse o, yani ne kadarsa, ne alıyorsa, nasıl geçiniyorlarsa, nasıl bir ailelerse, aslında o çocuklara açık açık bunu söylemek gerekiyor. Bu o zaman onu yokluk bilincine sokmuyor. Daha iyisini yapabileceğini düşünüyor. Hı hı.
İşimizi severek yapmak ve para kazanmak arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi baktığımızda mesela evet çok çalışmak parayla elbette ki para için önemli para akışı için. Bununla birlikte baktığımız zaman bazen de çok çalışıyor fakat sonuç olarak parası olmayabiliyor. Çünkü işi bir eziyet olarak yapıyor. Özellikle ülkemizde genelde iş mecburiyet, eziyet. İşini keyifle yapanlar bir şekilde zaten ondan daha fazla para akışını sağlayabiliyorlar. İşini severek yapanlar. Sadece bu da yeterli değil. Aslında hepsi birbiriyle bir hani kol bacak gibi bir bütün. Fakat işini keyifle ve neşeyle yapmak zaten neşeyi çok seviyor para. Yani enerji olarak neşeyi çok seviyor. Yani üzüldüğümüz zaman zaten frekans düşüyor ki para frekansı da aslında yüksek bir frekans. Dolayısıyla çok bağlantılı. Evet. Şükretmek ve paranın nasıl bir bağlantısı var? Şükretmekle paranın bağlantısı şu şekilde, biz buna paranın ilahi yasaları diyoruz ve az bile söylüyoruz. Bir basamağı da şükür ve çok önemli. Çünkü sistemde, yani ilahi sistemde şu var, Allah'ın koyduğu sistemde, neye odaklanırsan onu çoğaltırsın. Yani yoka odaklanırsan yoku, borca odaklanırsan borcu, vara odaklanırsan varı çoğaltırsın. Yani bu yasa çekim yasası gibi, işte yüksek bir kattan atlarsanız aşağıya düşersiniz. Çünkü bu yasadır. Yukarı havalanma şansımız yok. Dolayısıyla şükürde böyle şükrettiğimiz zaman artıyor. Evet. Kıskançlığın paranın enerjisi üzerinde etkisi nedir? Kıskançlığın altyapısına baktığımızda kıskançlık şu, yani ben bunu başkası sahip olmuş, ben buna sahip olamayacağım psikolojisindeki bir insan kıskanıyor. Çünkü zaten sahip olacağını bilen, kendine güvenen bir kişi kıskanma ihtiyacı duymuyor. Diyor ki aa çok güzel, ben de sahip olabilirim ya da ben de daha farklısını alabilirim gibi düşüncelere giriyor. Kıskançlığın içinde kıtlık bilinci olduğu için aslında kıskançlıkla böyle bıçak gibi kesiyor şeyi. Bereket enerjisini. Evet.